Evet Soner abi. Nasıl? Şimdi senin başından bir macera geçmiş. Evet. Şeyde kalorifercilik mi yapıyordun? Aynen doğru. Yani Tufan Bey Lisesi'nde değil mi? Aynen doğru hocam. Olay nasıl oldu? Bir pazarcık mevzusu var. Kısaca anlatsana. Olay hocam, ben lisede çalışıyordum. Veli Menderes de okul müdürüydü. Bana sürekli şunu dedi. Bu okul cinle. Aman dikkat et falan. Neyse bir gün pazarcılar gelir. Pazarcılar da Veli Bey'in okul müdürünün amcasının oğlu olurmuş. Elbistanlı. Büyük yapalaktan. Keçelerden yani. Keçelerden. Bunları pazarda görür. İşte ya siz ne yapıyorsunuz falan, bu soğukta falan niye dayatacaksınız? Ya otele gideceğiz. Ya otele gitmeyin. Okulda karabiber yanıyor. Ben anahtarı vereyim. Siz okulda yatın. Neyse bu anahtarı verir. Okulda yatırır. Ben de işte böyle zahmer soğuk olduğu gün. Sana haber de vermiyor tabii. Haber de vermedi bana. Bu işte 5 kişi verdim. Bu pazarcılar okulda yatacak. Aman ha korkma falan. He. Bu şeyleri bana hiç bunları söylemedi. Kaç gibi gittin gece? 12 gibi mi gidiyorsun? Saat gece 2'de. 2'de gidiyorsun. Zahmeri ya. Ben kömür atayım yani okul iyi esinsin. Öğrenciler üşümesin diye. Neyse gece 2'de kapıyı açtım. Sıraların üstünde 5 tane adam yekindi ayağı. Hani bana da önce demişti ya işte bu lise cin, aman dikkat et falan. Ben lambaya varmadan 5 tane adam yekindi, ses falan da vermediler. Hani ben müdür beyin dediğini aklıma aldım. Eyvah tamam doğruymuş, cin var bu okulda diyeyim. Ben bismillah falan diyorum ama adamlar kayıp olmuyor. Ben kendimi merdivenden de inmedim. İki direk var orada. O lisenin önündeki bayrak direği. Ortada da bir demir var. Yine kafam iyi ona gelmedi. Ben canımı kurtarayım. Cin beni yakalayacak diye. O balkondan kendimi attım ama. Direklere çarptım. Direklere çarpmadan iki direğin arasından yerde sürünerek gidiyorum. Bir ara bir yerde badanaj yaptırın ya. Ben dizlerimin üstüne, dirseklerimin üstüne yemekliyim falan. Neyse ayağa kalktım. Şeye çıktım orada. Ahmet Varol'un evi var hemen girişte okulun. Duvarın üstüne çıktım. Onlar şeye çıktı, dışarı çıktı. Ya hemşerim falan korktu mu falan. Tabii ben onlara biraz kırıcı konuştum korktuğum için. İşte korktum. Benim kafamdan ılık ılık bir şey geliyor ama şöyle elimi sürdüm, kan akıyor. Dizlerimin pantolon dize gelen yerler hep soyulmuş. Veli Hoca da çıkmış ayaklarım, herhalde o sırada. Yok çıkmadı daha. Benim ayaklarım titriyor böyle. Hani kendime gelemedim ya, adamlar da oradan üzülüyor aslında. İşte korktu mu falan, onlar da ses vermedi. Onlar da mahcup oluyor. Yani adamın aslında suçu yok da okul müdürünün. Yani bana deseydi ki okulda işte 5 kişi verdim falan. Neyse geri okula geldim. Eza dolabından tentroid falan işte bunları yaralarıma falan sürdüm. Adamlar da üzüldü, tekrar yatıyor. Ya dedik ki ne arkadaşlar, ya kardeş dedi, bize okul müdürü verdi bu anahtarı. Biz dedi yapalıktan dedi, biz akrabayız biz bunlarla. İşte karayörümüz yanıyor, dışarıda üşümem, otele de gitmem, orada da rahat olunuz diye. Haber vermemiş işte. Haber vermemiş. Neyse öbürsü gün şeyim arımış at sarılı, yüzüm çizik. Böyle yani bazı yerlerden şey var, daha izleri var. O günkü yani öbürsü gün. Bana dedi ki okul müdürü sabahın, ya dedi Soner dedi, bu dedi yüzün falan senin ne oldu falan. Ben de ona öykeliyim ya. Öykeliyim ya. Biraz ona da kırıcı kelimeler konuştum. Sen 5 tane adam okulda yatırıyorsun. Bana haber vermiyorsun. Ben de hani sen bir şey anlatmıştın. Tamam, cin var diyordun okulda. Cin var diyordun ama beni cinler yakalıyor. Gelin gördüm diyor. Bilmem ne diyor. Gelin gördüm dedim. Bilmem ne dedim. Ben dedim eyvah. Tamam müdür beyin dediği doğruymuş. Cinlere yakalandım falan. İki bayrak direğinin arasında işte koştum. Ben de yere düştüm. El yüz kalmadı. Niye bana haber vermedin? Böyle 5 tane adam yatırdığını. Böylece bir Veli Bey'le bir